Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Eylül ayının konu başlıklarına öncelikle bir göz atalım. Gezegeniniz Mars ay boyunca ikizler burcunda ilerleyecek. Venüs bu ay Başak burcuna geçiyor. Balık burcunda bir dolunay, Terazi burcunda bir yeni ay var ve Merkür retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda parlayacak ve 5 Eylül itibariyle Venüs Başak Burcu'na geçecek. 11. evinizde daha fazla bir enerji oluşmaya başlıyor. Özellikle bu dönemde Eylül'ün ilk yarısında sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, ekip çalışmaları olabilir, grup faaliyetleri olabilir, işle ilgili bazı projeleriniz olabilir. Buralara daha fazla enerji harcayacağınızı söyleyebilirim. Sosyal alanınızda da iş ilişkileri, iş arkadaşları, bunlarla bağlantılar sizin için ön planda olabilir. Ve Mars ikizler burcunda olacağı için bilgi paylaşımı, iletişim, her türlü zihinsel aktivite, bunun yanında parasal konulardaki hedefleriniz bu ay önemli bir ay. Zaman zaman para harcama dürtünüz artıyor ama buralarda ticari konularda ya da para alışverişi veya yatırım gibi alanlarda da daha fazla bilgi paylaşımı, daha fazla arayış, çok yönlü bazı düşünceler, işlemler söz konusu olabilir. Ve ayın 10'unda Balık burcunda bir dolunay var. Bu dolunay sizi destekleyen bir dolunay. Su elementinde çünkü 5. evinizi aydınlatıyor bu dolunay. 17 derece Balık burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha keyifli, romantik, şanslı bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın biraz stresi ve gerginliği olabilir. Ama yine de hani 5. ev daha şanslı, daha keyifli bir evdir. Çocuklarla ilgili konular aktifleşiyor. Onlarla ilgili beklentileriniz varsa bunlar bir netleşebilir. İşte hamilelik, doğum gibi bir konunuz, mevzunuz varsa belki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Hani burada bir gündeminiz var. Çünkü Uranüs etkisi olumlu görünüyor. Bu da 7. evinizde, yani eşinizle mesela çocuk sahibi olmak isteyebilir. Buna karar verebilirsiniz. İşbirlikleri adına yine güzel bir dolunay bu. Aşk hayatınızı canlandırıyor. Aşık olabilirsiniz ya da bir ilişkiniz varsa evliliğe doğru gidebilir bu. Bununla da ilgili hızlı gündemler, romantik gündemler söz konusu olabilir. Dolunay tesirleri 25 Eylül'e kadar olan dönemde de zaten gündemimizde olacak. Evet, ve aynı gün yine 10 Eylül'de Merkür Başak Terazi burcunda gerilemeye başlıyor. Terazi ardından Başak burcunda gerilemesi devam edecek. 2 Ekim'e kadar sürecek Merkür Retrosu. Sizi çok olumsuz etkilemiyor bu Merkür Retrosu. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Biraz hani böyle zihniniz zaman zaman içe dönebilirsiniz. Biraz hani geçmişi sorgulayabilirsiniz. Bu mümkün. Özellikle terazideki gerileme sırasında uyku sorunları falan yaşayabilirsiniz. Ama sezgileriniz de çok güçlenecek. Daha sonra ayın 20'sinden sonra Eylül'ün sonlarında sosyal hayatınızda Merkür gerilemesi arkadaş ilişkilerinizde falan da hep böyle bir nostaljik etkiler yaratabilir. Uzun süredir görmediğiniz kişilerle görüşebilir, bir araya gelebilirsiniz. İşte yarım kalmış bir konuştuğunuz, yapmak istediğiniz bir proje varsa, mesela arkadaşlarla bir organizasyon yapmak için hep konuşuyorsunuz ama gerçekleştiremiyorsunuz. Hani bunları yapabilirsiniz, bir seyahate çıkabilirsiniz, bir işle ilgili bir gündeminiz tekrar olabilir. Daha önce çalıştığınız bir kişiyle tekrar karşılaşabilir, bir araya gelebilir, yeni bir iş planı yapabilirsiniz. Daha olumlu, aslında sizi destekleyecek bir Merkür retrosu bu. Değerlendirebilirsiniz. Ve ayın 23'ünde Güneş Terazi burcuna geçiyor. 26 Eylül'de 2 derece Terazi burcunda yeni ay doğacak. 12. ev yeni ayı bu. Jüpiter'le de olumlu bir hizalanması var. Aynı zamanda olumlu yine gökyüzünde açılar görüyoruz bu yeni ay döngüsünde. Şifa dolunayı diyebilirim sizin için. Biraz hani evet geri plana çekilmek isteyeceğiniz, biraz inziva arayışınızın artacağı bir dönem. Belki bir tatile çıkacaksınız. Kendinize yöneleceğiniz bir yeni ay. Hayatınızda örneğin bir sorununuz varsa sağlıkla ilgili, ruhsal, bedensel, zihinsel olabilir. Hani burada farkındalıklarınız olabilir, şifa arayışlarınız, tedavileriniz olabilir. Bunları gündeme getirebilir. İş hayatınızda, çalışma koşullarınızda dönüşümler olabilir. Sizin için gerekliliği kalmamış bir şeyleri artık hayatınızdan çıkarıp belki de yepyeni bir plan yapacaksınız. Yepyeni bir çalışma programı, yepyeni bir günlük hayat rutini. Hani buralarda planlamalar yapılacaksınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Her akrep aynı şekilde etkilenmiyor.
Önce burçları etkiliyor çünkü bu yeni ay. Eğer terazi, koç, yengeç ya da oğlak burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar 2 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için önemli olacağını, etkili olacağını söyleyebiliriz. Eğer yoksa bu yerleşimler çok da etkili olmayabilir bu yeni ay döngüsü sizin için. Evet, yeni ay 9-10 Ekim aralığına kadar zaten tesirini devam ettirecek. Yeni ayı takip eden günler 27-30 Eylül arası bu ayın güzel günleri. Neden? Çünkü gerçekten güçlü ve olumlu açılar var gökyüzünde. Her alanda bazı desteklerini az veya çok hissedebiliriz. Merkür retrosu devam etse de Merkür güzel açılar içerisinde olacak. Venüs'le birleşiyor Başak Burcu'nda. Plüto ile üçgen bir açıya geçiyor. Bu örneğin eski bir arkadaşınız ya da geçmişten gelen bir tanıdık ya da bir iş arkadaşı ya da daha önce çalıştığınız bir firma ya da yarım kalmış bir iş. Hani bunu tekrar gündeme getirirken bunu toparlamanız, sonuçlandırmanız için size önemli fırsatlar sunabilir. Çok verimli etkileri olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Mars'la Satürn arasında da güzel bir üçgen açı var. Sosyal ilişkilerimizi desteklerken düşüncelerimizi hayata geçirebilmemizi, özellikle sizin için belki parasal, finansla ilgili bazı görüşmeler olabilir. Örneğin bir kredi arıyorsunuz. Yani bununla ilgili yazışmalar, görüşmeler var. Hani burada olumlu bir sonuç olması, bir beklentinizin gerçekleşmesi mümkün. Veya böyle bir parasal sorununuz var. Bir miras davası gibi bir nafaka çözümü bekliyorsunuz. Bu hukuksal alanda da çözüm beklediğiniz bir konu olabilir. Hani bununla ilgili yine somut sonuçlar alabileceğiniz bir döngüyü de işaret edebilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.